Öncelikle hemşehriniz, bu kentin öz evladı, kardeşiniz, abiniz, Genel Başkan Yardımcımız, Ordu Milletvekili Seyit Torun. O da orduya uzun süre hizmet etti. Artık onu İstanbul'a gönderdik. Ordu milletvekilimiz Cemal Engin Yurt. Sevgili ordulular, aynı zamanda Genel Başkan, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay İstanbul Milletvekilimiz aramızda. Hoş geldiniz diyorum kendisine. O da hemşehriniz sizlerin, Sinoplu. Hoş geldiniz Sayın Grup Başkan Vekilim. Sevgili ordulular, hızlıca öncelikle Millet İttifakımızın değerli il başkanlarını buraya takdim edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Kaplanoğlu. İYİ Parti İl Başkanımız Melihşah Murat Genç. Demokrat Parti İl Başkanımız Selçuk Yücesan. Saadet Partisi İl Başkanımız Erkan Temiz. Deva Partisi İl Başkanımız Sedat Arslan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Ali Safa Aydın aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi milletvekili adaylarımızı anons edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayacağım öncelikle. Hemşehriniz Seyit Torun yanımda. Mustafa Adıgüzel. Yine Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde Saadet Partisi milletvekili adayımız var. Ahmet Toklucuoğlu. Cengiz Okur. Nilgün Yılmaz. Sabri Soner Görgülü. Değerli ordular, 14 Mayıs'ta oylarınızı Ankara'ya göndereceğiniz İYİ Parti'mizin milletvekili adaylarını takdim edeceğim. Sayın Bakanım İdris Naim Şahin. İkinci sırada milletvekilimiz Onur Şahin. Çiğdem Çelenk Karakaya. Murat Vardal. Ebru Avcı Başaran. Feyzanur Yalçın. Sayın Bakanım İdris Naim Şahin şu anda aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Sayın Kemal, sana söz veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza da. Ve ordunun en genç belediye başkanı, Gülyalı Belediye Başkanımız Ulaş Tepe. Yine konuk belediye başkanlarımız aramızda Güven Arslanoğlu var. Konuk belediye başkanlarımızı da buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum değerli belediye başkanlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz konuk belediye başkanlarımıza da. Konuk il başkanlarımız da var aramızda. Çok teşekkür ediyorum. Giresun
Trabzon il başkanlarımız aramızda, sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi rica ediyorum ben değerli adaylarımızdan, bu platformu boşaltacağız ve bu platformu gerçek sahiplerine bırakacağız. Deniz Yılmaz adında bir kardeşimiz kaybolmuş. Kaç yaşında Deniz? Tansiyon hastasıymış Deniz. Annesi hemen ses masasının olduğu yerde. Çok teşekkür ediyoruz adaylarımıza. Giresun Demokrat Parti İl Başkanımız aramızda, çok teşekkür ediyorum. Şimdi milletvekili adaylarımız bizlere müsaade ederlerse platformu, sahneyi, bu güzel alanı gerçek sahiplerine bırakmak istiyoruz. Sevgili ordulular, genç arkadaşlarım, son düzlüğe giriyoruz. Parolamız net. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Camlarından, balkonlarından millet buluşmasına katılan değerli ordular, İzin verirseniz ben şimdi buraya iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarını alarak seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu sizleri selamlıyor sevgili ordulular. Ordu her zamanki gibi Karadeniz'in incisi, incisi harikasın. Ordu muhteşem. Neyi hatırladım? Geçen 2019 seçimlerinden bugünden sadece 10-15 gün sonra hatırlayın, bu meydanda demokrasinin ayağa kalktığı o güçlü sesinizi verdiniz. Onun için bu kardeşiniz, bu hemşeriniz ordunun o desteğini asla unutmayacak. Asla unutmayacak. 2019'da İstanbul'daki seçimi milletimizin o güçlü desteğiyle kazanmıştık. O güçlü desteğiyle kazanmıştık. Her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum. Anamın ak sütü gibi helal bir seçim kazanmıştık. Ama ne yaptılar? Her yol mübahtır anlayışı var bunlarda. Kazanmak için her yol mübahtır. İftira, yalan ne yazık ki var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. Hala aynı şeylere devam ediyorlar. Çaldılar dediler. Hırsızlar dediler, millete hırsızlar dediler. Peki ne oldu? Ne oldu? Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bile bir tutuklama ya da bir suç ne yazık ki daha doğrusu oluşmadı. Dolayısıyla devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular. Sonra bir bayram memleketime geldim, köyüme gittim, mezarımı ziyaret ettim. Ben dedim Karadeniz'de hemşerilerimle bayramlaşıp öyle gideceğim İstanbul'a dedim. Bayramlaşacağım. Trabzon, Giresun, Ordu. Son durak Ordu'da. Hiç unutmuyorum buradaki muhteşem kalabalığı. Muhteşem kalabalık beni bağrına bastı. Evladı gibi bağrına bastı ve destek oldu. Buradan çıkan o güçlü ses
buradan ta İstanbul'a kadar ulaştı. Ve ne oldu? 13.500 oyu yeterli görmeyen, ki seçim bir oyla bile kazanılır. Bir oyla bile kazanılır. Ne oldu? 806 bin oy fark. Millet bunlara okkalı bir demokrasi tokadı attı. Okkalı. Okkalı bir demokrasi tokadı. Hala sendeliyorlar. Hala. Hala akılları başlarına gelmedi. Hala aynı yola başvuruyorlar. Neymiş? Darbeciler. Kim? Seçim darbeymiş. Ama nasıl? Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbe. Ben diyorum ki onlara, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bakınız, bakınız, bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Bildiğimiz, gördüğümüz partilerin yarıştığı bir seçim asla değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin, babaların çok titiz davranması lazım. Pırlanta gibi gençlerimiz var. Ben her yerde diyorum, sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Kendinizi rahat bırakın. Yeter ki gençlere emanet edin. Çünkü onların temel duygusu adalet. Adalet. Diyorlar ki gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem. Bize böyle gençlik lazım. Bize böyle gençlik lazım. İşte sevgili gençler, sevgili gençler, bu seçim tarihi bir seçim. Çok dikkat edeceksiniz. Kararınızı verirken asla ve asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Kesinlikle, kesinlikle birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı Millet İttifakı'na kullanacağız. Oylarımızı her şeyi ben bilirim akla değil. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Kimseyi tanımam. Milletin evlatlarından faydalanmam. Bir avuç insandan, eş, dost, akrabadan faydalanırım diyen akıldan değil, milletin evlatlarından faydalanacağım. Ben bu ülkenin geleceğini milletimizle beraber kuracağım. Ben bu milletin her görüşten insanını temsil eden Millet İttifakı'nın unsurlarıyla yeni bir gelecek inşa edeceğim. Devlet insanı, erdemli bir insan ve hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan, oylarınızı Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz hep birlikte. Şimdi akla ordu deyince çok güzel şeyler geliyor benim aklıma. Hayatımın en güzel anlarını yaşadığım bu coğrafyada çok şey anlatırım. Ama ben insanlarımızın ordu deyince akla gelen fındığını tabii ki biliyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok değerli fikirlerini buradan dinleyeceksiniz. Tabii İşte yazıyor orada, fındığı 4 dolara bağlayalım. Gereğini buradan Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Aynı zamanda tabii ki tarım, burada bu bölgenin tarımı ama daha ötesi turizmi.
dünya güzeli ordunun dünyaya açılan bir kapı olması ve o güzelim kıyılarının korunmuş bölümüyle Karadeniz'de belki tek, ben her yerde diyorum, Karadeniz otoyolunun geçmeyip korunan, bakir kalan o güzel sattı Ünye'den bu tarafa, işte o Yoğanbolu, efendime söyleyeyim, Perşembe Bolaman virajlarını koruduğu için bütün ordulara minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, mücadelenize sağlık. Aynı mücadeleye devam edeceğiz. Bu coğrafyayı çağdaş unsurlarla donatacağız ama aynı zamanda doğayı koruyacağız. Dünyada örnekleri var. Dünyada örnekleri var. Şehirciliği de keza öyle. Ordu, Ünye, Fatsap, Perşembe, bütün ilçelerini sayabilirim. Bütün ilçelerinde gelişmiş kent özelliğinin kurgulanması konusunda önce adımlar atacağız. Özellikle şehirlerin bu anlamda donanımlı olması için yoğun bir mücadelenin içerisinde olacağız. 15 Mayıs'ta başka bir dönem başlayacak. Aklın, bilimin ışığında milleti yanıltmayan, milletle birlikte düşünen, millet adına seçilmiş kim ise partisine bakmaksızın onlarla çalışan, onları dışlamayan yeni bir demokrat bir düzeni başlatacağız. Kentlerimizi ayağa kaldıracağız. Doğu Akdeniz'in, Doğu Karadeniz'in en çok ihmal edilmiş konularından birisi Samsun-Sarp tren yoludur. Bakın bu tren yolu belki de Karadeniz'in hayatını değiştirecek. Lastik tekerlekli araçların dışında birçok unsurlarıyla bu bölgeye kalite katacak. Samsun-Sarp demir yolunu başaracak olan hükümet 15 Mayıs'ta anahtarı teslim edeceğiniz Millet İttifakı hükümetidir. Biz başaracağız. Size söz veriyoruz. Biz başaracağız. Gençlerimizi orduda hayallerini kurup, gençlerimizin orduda iş kurduğunda mutlu olduğu, sosyal yaşam olarak tatmin olduğu, bu güzel kızların, bu genç yakışıklı delikanlıların hayatlarını bu coğrafyada geçirebileceği imkanları hep birlikte var edeceğiz. Onlara fırsatlar tanıyacağız. Bakın onlar bir sınav mülakat düzeni içinde yok olup gitmeyecekler. Onlar çalıştığında ben hakkımı alırım diyecekler. Emek verirsem hak ettiğimi bu devlet bana verir diyecekler. Ve göreceksiniz bunu başaracağız. Ve gençlerimizi kendi memleketlerinde üreten ve mutlu olan, geleceğini kuran, ailesini, yuvasını kuran gençler haline getireceğiz. Hiç şüphe duymayın. Vatanın her yeri cennet. Vatanın her yeri cennet. En doğusuna gidiyoruz cennet. En batısı öyle. En güneyi öyle, en kuzeyi öyle. Tek eksik var. Bugünün hükümeti. Bakın bugünün hükümeti, dönemi bitmiş hükümet. Bu hükümet dönemlerini tanımladı. Çıraklık dedi, ustalık dedi, kalfalık dedi. Hatta bu son dönemine 2018'den sonra şahlanış dedi. Bak bak bak, nasıl bir şahlanma. Nasıl bir şahlanma. Biz bugün koydukları, kendi koydukları kişi başı gelirin üçte birine düştük. En doğru zamanları neydi biliyor musunuz? O çıraklık dediği. Ama aslında kendisi için konuşmuş çıraklık, ustalık, kalfalık. Çıraklık dediği düzende etrafında gerçekten akıl birliği yaptığı, konuştuğu, ortak akıl işlettiği bir mekanizma vardı. Sonra başka bir döneme evrildi. Şimdi ne duruma düştü? Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor. Çağırıyor, gitmek bile istemiyorlar. Takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bir gün bile durmamaları lazım. Bir gün bile durmamaları lazım. Bunlar hata üstüne hata yapıyorlar. Geleceğimizi karartıyorlar. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerin sayesinde 15 Mayıs sabahı
onları tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Evlerine yollayacağız. Sevgili hemşehrilerim, sabah 2000'e yakın gencimize İstanbul'da Geleceğin Liderleri diye bir programda konuşma yaptım. O programımızın açılışını yaptım. Sonra Adıyaman'a Kahta'ya gittim. Oradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin size selamlarını getirdim. Şimdi sizinleyim, memleketindeyim, doğduğum topraklardayım. Birazdan ayrılacağım ve buradan Kocaeli Gebze'ye gideceğim. Sizin selamınızı Gebze'ye götüreceğim. Hepimiz çok çalışıyoruz. Başta 13. Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer 5 partinin liderleri, her birisi çok çalışıyorlar. Her birisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Meral Akşener hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sayın Ali Babacan'a teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyorum. Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Birazdan Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı sizlerle olacak. Ve tabii ki kıymetli dostum Mansur Yavaş Başkanım, o da birazdan sizinle olacak. Ona çok teşekkür ediyorum. O da buraya Bursa'dan geldi. Çok çalışıyoruz. İdealimiz şu: sizi müreffeh bir Türkiye ile buluşturacağız. Biz milletin iktidarını kuracağız. 15 Mayıs bir millet ittifakı hükümeti değil. Tek başına o değil. Aynı zamanda milletin iktidarı olacak. Sevgili hemşerilerim, son olarak buradan sözleşip ayrılmam lazım. Birincisi, 14 Mayıs'a kadar gecenizi gündüzünüze katın. Eşinizle, dostunuzla konuşun. Deyin ki somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor. Gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor. Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Bunları anlatın, bunları konuşun. Gece gündüz çalışmaya, 14 Mayıs demokrasi mücadelesini kazanmaya var mıyız ordu? Güzel. 14 Mayıs günü sandıkta görev almaya, ama siyasi partiler üzerinden, ama Türkiye gönüllerine üye olarak ve sandıklardaki her oya sahip çıkacağız. Sandıkta görev almaya hazır mıyız? Harika. Ben o zaman yeterince enerji depoladım. Ama onu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız okusa mı? Neyse, ben okuyayım. Hadi tamam, ben okuyayım. Hoş Kur'an Melocan Nivük, biz bunları her gün yerük. Sana söz baharlar gelecek, biz bu işi sandıkta bitiririk. Neyse, genel başkanım da okusun, cumhurbaşkanımız da okusun, ama ben okumuş oldum. O zaman 2019'da o güzel ışığı meşaleye yakan orduya yakışan bir sesle bütün Türkiye'ye müjdeyi verelim mi? Evet. Verelim mi? Evet. Hazır mıyız? Evet. Her şey. Her şey. Aramızda kalsın, size söyleyeyim. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz ordu. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı yardımcımız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza. Sevgili ordulular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere buraya tam 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğdu 2019'da. Başkenti yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfalar çeriz. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Merhaba ordu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Bursa'dan selam getirdim. Oradan mitingden geliyoruz. Evet, orada da herkesi çok kararlı gördüm. İnşallah 14 Mayıs'ta birinci turda bitecek. Öyle anlaşılıyor. Evet, sevgili ordulular. Seçime giriyoruz ama savaşa girer gibi giriyoruz. Ortada 100 yıldır Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kendi teknolojimizi üretebildiğimiz kadar ürettiğimiz ne varsa, İHA'lar, SİHA'lar, Anadolu gemisi hepsi meydana çıktı. Eyvallah, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 14'ünden sonra daha geliştirmek de boynumuzun borcu. Nasıl 70'li yıllarda tersane açılmış o Anadolu gemisi bugün imal edilmişse, 90'lı yıllarda o İHA'lar, SİHA'lar yapılmaya başlanmış ve bu hale gelmişse, emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ancak o yıllarda bu imalatı yapanlar, bu üretimi yapanlar hiçbir zaman bunu siyasete alet etmemişlerdir. Bunlar ordunun milli malıdır, milletin malıdır. Bunların siyasete alet edilmesi adeta silahlı kuvvetlerin siyasete alet edilmesidir. Ben diyorum ki, evet, en son teknolojiyi geliştirmek boynumuzun borcu. Ama lütfen muhalefete karşı bunları doğrultmayın. Buradaki muhalefet de Türk milletinin şerefli elemanlarıdır. Yani öyle laflar ediyorlar ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa bunlar hangara kaldırılır falan filan. Ne zannediyorsunuz siz bizi Allah aşkına? Ama S-400'ü aldınız, hangara koydunuz. Hiç sesiniz çıkmıyor, öyle mi? Bu nedenle biz ne dinin siyasete alet edilmesi, ne milli duyguların siyasete alet edilmesi, camiye siyasetin girmesi, kışlaya siyasetin girmesi, okula siyasetin girmesi, işte bunları hep yanlış bulduğumuz için bugün karşınıza geldik. Yönetemiyorsunuz, daha iyi yöneteceğiz diye geldik. Bu sefer de diyorlar ki 14 Mayıs iktidarı devirmek için bir seçimdir, bir darbedir. Ömer Çelik de diyor ki, Sayın Ömer Çelik de diyor ki, tek dertleri Cumhur İttifakı'nı yenmek,
Cumhurbaşkanını yenmek. Evet. Evet. Tam da bunun için seçime giriyoruz. Bunun için giriyoruz seçime. Siz yönetemiyorsunuz. Biz daha iyi yöneteceğiz diye geliyoruz. Yoksa sizi düşman falan görmüyoruz ki. Biz geleceğiz, daha iyi yöneteceğiz. Olay bu kadar basit. İşte bu sözlerle toplumu hala kutuplaştırmaya devam ediyorlar. Biz bunları çok gördük. 2019 seçimlerinde gördük. 2019 seçimlerinde anketler kötü çıkmaya başlayınca bunlar yardımları kesecek, bunlar işçileri çıkaracak. Neler neler söylediler. Ne işçi çıktı, ne yardım kesildi. Detayına girmeyeceğim. Nasıl olsa duyuyorsunuzdur. Ankara'da sosyal desteklerin, sosyal destek alanların, ailelerinin, çocukların nasıl desteklendiğini görüyorsunuz. Eskiden birer birer koli dağıtıyorlardı, göstere göstere veriyorlardı. Bir tane işçi çıkartmadık. Eskiden işçiler yoklama alarak, şimdi de yaptılar Ankara'da mitingde, aileleriyle beraber yoklama vererek mitinglere ve başkanın, Jeliboncu başkanın oğlunun futbol takımına zorunlu olarak seyirci götürürlerdi. 2019'da hala ligdeydi. Biz seçildikten sonra bir tane seyirci kalmadı. Garipler hep zorla götürmüşler. İşte bu kadar koltuğu bırakmak istememelerinin arkasında ne var? Ankara'da bugünün parasıyla 9 milyarlık 100 yolsuzluk dosyası şu anda Cumhuriyet Savcılığında 14 Mayıs'ı bekliyor. Yedikleri kul hakkının hesabını verecekler. Onların ortaya çıkmasını istemediler. Ankara'nın kaynaklarını kendi çocuklarının televizyonuna, futbol takımına aktardılar. Bunu bırakmak istemiyorlardı. Bir imar değişikliğiyle bir kişiye 1 milyar lira rant sağlanıyordu. Allah'a çok şükür belediye meclisimizde AK Parti çoğunlukta olmasına rağmen onlar da bu dönemde bir tane rant değişikliği geçirmedik. Dolayısıyla bunları bırakmak istemiyorlardı. O zaman karalamalar lazım. Ne dedi benim rakibim? Ankara'da Sayaçları, PKK'lılar okuyacak. DHKP'liler de bu faturaları evlere götürecek. Korkmuyor musunuz bunlardan dediler. Tabii ki Ankaralı inanmadı. Cumhuriyet'in başkentini bize emanet etti. Biz de çözüm süresinde sırf PKK istedi diye kaldırdıkları o Türk kümlünler hep rahatsız oldukları için, Türk bayrağı sözünden rahatsız oldukları için o günlerde kaldırılan TC tabelaların hepsini çaktık yerine. Fakat baktılar ki seçilen Millet İttifakı belediyelerinde herkes memnun. Kimsenin ne başına karışılıyor, ne kıyafetine karışılıyor, ne adam ayrılıyor. Bütün halk olduğu gibi kucaklanıyor. Ve hizmetler yapılırken adil bir şekilde yapıyorlar. Bu arada İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne oldu? Çıktılar bu sefer. Bekâ lafı bitti. Bekâ 2019 Mart'taydı. Mayıs Haziran'a gelince bekâ bitti. Bu sefer şu cümleler çıktı. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Büyük İsrail korulur vesaire. Hatta o kadar ileri gittiler ki Ekrem Bey'i kastederek, bakın siyaset böyle yapılmaz. Sisi'yi mi seçeceksiniz, Binali'yi mi seçeceksine kadar geldiler. Şimdi Sisi'yle tokalaştılar, hatırlatırım. Ama o da yetmedi. Şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar. Bunların yedek kuvvetleri var. Yedek kuvvetleri kim? Sıkışınca her yola başvuruyorlar. Yanlışsam yanlış değil. 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden, planı yapan Osman Öcalan'ı Ekrem kaybetsin, Binali kazansın, AK Parti kazansın diye televizyona çıkarttılar. Doğru mu? O yetmedi. O yetmedi. Gene görüşmüşler bugünlerde. İmralı'ya heyet gitmiş. Açıkladı Sayın Akşener. Yetmedi. Oradan mektup getirdiler. Bu sefer bunu da kimin mektubu? Bebek katilinin mektubunu getirdiler. Televizyonda okuttular ki AK Parti'ye oy versinler de Ekrem Bey'e oy vermesinler diye. Cevap 806 bin oy farkla sandığın dibine çaktılar. Şimdi de aynı sözleri duyuyoruz. Bu ülkede
af 360 oyuna çıkar mecliste. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanır, kocamışlar affeder. Bugün olduğu gibi duydunuz değil mi? Bu, bakın biz PKK'ya da karşıyız, söylemeye gerek yok. Tek suikast yaptığı genel başkan bizim genel başkanımızdır. PKK'nın görüşleri nedir? Özellik, federasyon, Türk bayrağı, Türk kimliği vesaire. Peki Hüdapar'ın görüşleri ne? Aynı. Aynı. Ve hatta işte genel başkanına sordular. Meclise girince yemin edecek misiniz dediler. Gülümseyerek bakarız dedi. Şimdi olay şu. İktidarda kalabilmek için yapmayacakları yok. Bu tarafta 6 siyasi parti genel başkanı 2 yıldır toplantılar yapmak suretiyle 2400 maddelik bir mutabakat metni hazırladı. Uzlaştık. O zaman dediler ki altı benzemez yan yana ne işiniz var? Peki Allah hep dediklerini yaptırıyor ya. Harp yıllarında ekmek kuyruğu var, ekmek karneyle satıldı diye hala konuşurlar harp yıllarında. Şimdi burada ekmek kuyruğu yok mu? Her yerde kuyruk var değil mi? Yaptıklarını çekecekler. Şimdi altı siyasi parti genel başkanı birbirine benzemez dediler. Evet, uzlaştık. Peki siz benziyor musunuz? Siz de altıyı tutturdunuz sonuçta. Öyle mi? Sayın tek tek onlar da altıyı tutturdular. Fakat orada garip bir şey var. Onlar diyorlar ki bu bizden değil. Öbürü diyor ki yok yok o ittifaka dahil değil. Hem listede yer almış. E utanıyorsanız niye listeye yazdınız? Öyle mi? Ve bu eleştirilerinden dolayı Hüdapar beni savcılığa şikayet etmiş. Ömrümce şeref madalyası olarak saklayacağım bu böyle birine. Ve bugün Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yaparak, boğarak öldüren şahıs Hizbullahçı bugün kocama gerekçesiyle tahliye edildi. Bunu da duyurmak isterim. Şimdi şunda da bir anlaşalım. Artık güzel günler geliyor. Dillerimizden, ağzımızdan bal damlaması lazım. Biz kimseyi ayrıştırmayacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Artık televizyonlarda aleyhimize söylenen sözleri duydukça, milletin yarısı kamplaştırıldıkça, neredeyse söylenmedik laf kalmadıkça, işte biz diyoruz ki, biz bunun için size rakip olduk. Bu dili kaldırmak için rakip olduk. İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. İftira atmaz. Yalan söylemez. Hakaret etmez. Ama bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızdan ve hiçbir diğer genel başkanlardan Cumhur İttifakı'na oy verenlere tek kelime söz duydunuz mu? Onlar da bizim insanımız. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan yaratmış şu anda yaşayan. Hiçbirinin fikri birbirine uymuyor. Gayet normal değil mi? Ama insanlar farklı düşünecekler, farklı yaşayacaklar ama kimse kimseye karışmayacak. İşin özü bu. Dolayısıyla oraya oy verenler de başımızın üstünde. Biz inşallah seçildikten sonra Millet İttifakı'nın bütün belediyelerinde olduğu gibi keşke size oy verseydik dedirteceğiz. Vermeyenleri de kazanacağız. Asla yok saymıyoruz. Bir konu daha söyleyip sözlerimi bitireceğim. Çünkü epey biz de geciktik Bursa'dan geldiğimiz için. Efendim, iktidara gelirken bir lokma bir hırka diye geldiler. Biz öyle bir dürüstüz, öyle bir dürüstüz ki dediler. Devletin mumuyla kendi mumumuzu ayıracağız. Devletin parasını kendi özel işlerimizle harcamayacağız dediler değil mi? Şimdi bütün devletin imkanları emirlerinde, uçaklar emirlerinde, kamu personeli emirlerinde bir siyasi rekabet yaşıyoruz. Hak mı bu? Hak mı? Nasıl anlayış, nasıl hukuk, nasıl adalet böyle? Dolayısıyla işte çok titiz davranıp gerçekten kendi işiyle devletin işini ayıracak insanlara ihtiyacımız var. Şimdi gençler milattan önce 350'de Aristo demiş ki
Dünyanın sonu kötü. Bu gençlerle baş edemeyiz. Ne olacak memleketin hali demiş. Milattan önce 350'de. Yani 2350 yıl önce. Şunu fark edemiyorlar. Şimdiki gençler adeta cep telefonu ve bilgisayarla doğuyor. Ve öyle yetiştirdiler. Öyle bir kuşak meydana geldi ki artık onlara hiç kimsenin akıl vermemesi lazım. Karışmaması lazım. Hele hiç azarlamaması lazım. Elbette itiraz etmek hakları, talep etmek hakları. Dolayısıyla bırakın onlara akıl vermeyi, onlardan akıl alacak duruma geldik. Bunu niye kabul etmiyoruz? Şimdi hep internette görürüz. Birisi itiraz etti zaman çıkart telefonu derler, değil mi? Niye? Telefon iyiyse kızacak, fırça atacak. Bak kaç paralık telefon kullanıyorsun. Muhteremler, Porsche arabalara binmek, BMW'lere, Mercedes'lere binmek, lüks hayat yaşamak, villalarda yaşamak size mi has? Yurt dışına istediği gidip gelmek size mi has? Elbette bu ülkenin tüm fertleri, özellikle tüm gençleri en iyi cep telefonuna sahip olacak, en iyi arabaya binecek, en iyi evde oturacak, tatile gidecek, en iyisini yaşayacak hakkı değil mi? Sadece siz mi yaşayacaksınız böyle? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla daha iyisini talep etmek hepimizin hakkı, bütün çocukların hakkı, bütün ailelerin hakkı. 14 Mayıs'tan sonra Bursa'da söylediğimi de söyleyeyim. Dedim ki bu Anadolu gemisi İzmir'e geldi, ziyaret etsinler diye. Niye geldi belli. Dedim ki oradaki konuşmamda, bir gün önceki konuşmamda, 14'üne kadar bunları göreceksiniz. 14'ünden sonra bunlar görevine geri dönecek. Herkes şununla baş başa kalacak. Bu ay kira nasıl ödenecek? Kredi kartı nasıl ödenecek? Geçim sıkıntısı nasıl aşılacak? Dertlerle, tasalarla baş başa kalınacak dedim. Bir tane troll milletvekili var. Kaslarını geliştirmekten beynini geliştirmeye fırsat bulamamış. Benim o konuşmamın bir kısmını kesmiş. Diyor ki bunları kaldıracaklar. Ne diyeyim, Allah izan versin. Ve bu insan meclise girecek de yasamada vatana millete hayır olacak. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Sevgili gençler, artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yapacağım kızım, al. Yapayım da sen bir rahatla, hadi. Sen bir rahatla, tamam. Evet, sonuna kadar geldik. Artık yavaş yavaş herkes şekilleniyor. İnsanlar şunu seçecekler. Her gün birilerini azarlayan, akıl veren, her şeyine karışan bir hükümet mi? Ki kendileri gibi yaşamak istiyorlar. Yaşanmasını istiyorlar. Yoksa onlara iyi bir imkan vermek için elinden geleni yapacak bir hükümet mi? Şimdi 21 yılda hiçbir zaman haklarını yiyemeyiz. 1 trilyon 200 milyon dolar bütçe kullandılar. 650 milyar dolar borcu var. Dolayısıyla mutlaka güzel işler yaptılar. İlk başta yaptılar. Hiç yalan söylemeye gerek yok. İyi yapılan her şeyi takdir ediyoruz. Ama çok fazla güç olunca işte güç insanı bozuyor. Bu 400 yıl önce söylemiş. Fazla güç daha fazla bozar diyor. Şu anda soğan pahalı diyene soğan kafalı. Et pahalı diyene başka bir şey. Hiçbir şey artık bu hükümette hiçbir kusur üstüne yapışmıyor. Ya bak beni engelleme. Beni engelleme olur mu? Çıkınca gel konuşalım. Pazarda sebze pahalı olur. Pazarcılar terörist. Polatlı'da soğancı belki 100 yıldır soğanı toplar depoya koyar. Depoları basarlar, soğancı terörist. Şimdi et pahalı. Bu sefer de Rekabet Kurumu inceleme yaptı. Kasaplar terörist ilan edilecek yakında. Peki kardeşim, dolar artar, operasyon çekiliyor. Ekonomi bozulur, bize diyorlar yurt dışından operasyon çekiliyor. Biz hani dünya lideriydik, nasıl engel olamıyoruz bu kadar güçlü hükümet?
Niye biliyor musunuz? Artık bilimden uzaklaştılar. Artık vatandaş ne yaşıyor bunları görmüyorlar artık. Ve açlık var dendiği zaman tatile giden araçları gösteriyorlar, AVM'ye gidenleri gösteriyorlar. Onun 10 misli gidemeyen var. Hiç onları görmüyorlar artık. Ve ağzına kürekle vurun bunların. Bunlar yalan söylüyor diyorlar. Maalesef bu hale geldik. 2 ayda bir Hazine Bakanı, ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişti. Eskisini çağırıyorlar. Ne olur geri gel diye. O da diyor ki kusura bakmayın. Siz bizim dediklerimizi dinlemiyorsunuz. Bildiğinizi okuyorsunuz. Benim size diyecek bir şeyim yok diyor. Ama bu tarafta Şampiyonlar Ligi var. Ünlü ekonomistler var. İnşallah onlar bu ekonomiyi düzeltecekler. Bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi seçim zamanı milliyetçi olurlar. İş bitince biliyorsunuz milliyetçiliğin her türlüsünü ayak altına alırlar. Her türlüsünü bakın yani buradaki cümle önemli. Her türlüsünü çünkü herkesin farklı milliyetçilik anlayışı var. Şimdi seçim gelirken de muhafazakarlık artar. Mesela diyor ki bakanım bir tanesi son cümlem olsun uzatmayayım. Eğer diyor seçim akşamı kazanınca diyor şampanya içenlerle mi beraber olacaksın yoksa şükür namazı kılanlarla mı beraber olacaksın diyor. Birincisi şu isteyen istediği gibi kutlar sana ne öyle mi? İkincisi şampanyaya gelince söyleyecek sözüm var. Bu kardeşiniz Ankara'da seçimi kazandı. Akşam otobüsün üstüne çıktı. Rozetini çıkarttı. Dedi ki ben herkese eşit hizmet edeceğim. Bundan sonra Ankara'nın her tarafı bana oy vermiş gibidir. Asla ayrım yapmayacağım dedim. Duyurdum. Ve biz bugün zafer falan kazanmadık diyeceğim. Şimdi aynısını diyeceğiz inşallah 14 Mayıs akşamı. Çünkü zafer kazandım demeniz için karşınızda düşman olması lazım. Bizim düşmanımız yok. 85 milyon bir aileyiz. Düşmanımız yok. Düşman gözüyle bakmayız. Ve Sayın Bakan Ankara'da görmesi lazım o astığımız afişleri. Hemen aynı sabah gittik Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne. Orada sabah namazı ile beraber şükür namazını kıldık. Her yeri afişlerine donattık. Haydi bismillah başlıyoruz dedik. Dolayısıyla seçimde siz bunları kullanıyorsunuz ama siz bunu kullanınca şampanya deyince başka bir şey dese aklımıza gelmezdi. Bunların her cuma ayet sallayan bir bakanları vardı. Bir tane ona bir şey söylemediler. Onun böyle uçakta, devletin uçağında çok güzel bir görüntüsü var. Güzel mi değil mi siz karar verin. Bir şişeyi devirmiş. Önceden devirdiyse onlar belli değil. Ve şöyle sızmış kalmış bir görüntüsü vardı. Bir tek kelime ettiğini duydunuz mu? Hakkında bir sürü yolsuzluk iddiası var o bakanın değil mi? Ne yaptılar? Yargılamak yerine büyükelçi yaptılar. İşte aradaki fark. Gerçek Müslümanlığın ne olduğunu görün. Gerçek Müslümanlık kul hakkı yememektir. Ankara'da jeliboncu bir belediye başkanı hakkında. Bütün Türkiye duydu. Bu adam çalıyor ama çalışıyor diye. O muhafazakar kitlenin hepsine kul hakkı yemeği meşru olarak kabul ettirdiler. Ve dine en büyük zararı bunlar verdiler. Dolayısıyla artık kul hakkı yemeyen, şeffaf, her yaptığının hesabını veren bir yönetime ihtiyaç var. Ve bu konuda da biliyorsunuz denetim komisyonuna bile muhalefetten üye atayacağım diyecek kadar kendine güvenen iddialı bir Sayın Genel Başkanımız var. Hepsi bu mutabakatı da imzaladılar. İnşallah 14 Mayıs'ta bugüne kadar ağzından tek kötü söz çıkmamış, herkesi kucaklayacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu inşallah hep birlikte seçeceğiz. Birinci turda seçeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve inşallah Kızılay'da hep beraber karşılayarak Çankaya'ya kadar götüreceğiz. Ve gençlerden söz alıyorum. Birinci turda söz mü? Birinci turda seçiyoruz. Söz mü? Evet. Ve her şey çok güzel olacak.
Her şey, her şey, evet, güzel olacak. Nasıl Millet İttifakı'nın bütün belediyelerinde bolluk, bereket, huzur varsa inşallah ülkemizde de 14'ünden sonra bahar bayramı tam olarak yaşanacak. Ülkemize bahar gelecek. Hepinize sevgi ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'a ve sevgili eşlerine çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili ordulular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Özgür birey, güçlü toplum, başka bir Türkiye var. Yeter! Söz yeniden milletindir diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ı buraya davet ediyorum. Evet, bayraklar havaya, gayet güzel. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş gördük. Böyle bir güzelliği görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Ben de öncelikle bir tarihi kavşağa doğru yol aldığımız 14 Mayıs 2003, 2023 seçimleri öncesi ordumuzda siz kıymetli orduluların huzurunda bulunuyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu duygularla hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu mor beyaz renkler bana çok şey hatırlatıyor. Ben Afyonluyum biliyorsunuz, Afyon'un da renkleri mor beyazdır. O açıdan hani bir Kayserili hikayesi anlatırlar. Kayserili'nin askerde Manisalı'ya işi düşmüş. Alttan girmiş, üstten çıkmış, anahtar uyduramıyor. Demiş ki en son biz hemşeriyiz demiş. Nereden demiş? Vallahi ikimizde de hava indirme tugayı var demiş. Şimdi bizim de renklerimiz aynı, biz hemşeriyiz, hemşeri. Kıymetli ordular, genç kardeşlerim, hanımefendiler, bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimin dinamiklerine baktığımızda gençlerimizi görüyoruz, kadınlarımızı görüyoruz, hakkı yenen insanlarımızı görüyoruz, yarınları karartılmış milyonları görüyoruz. O açıdan mücadelemiz şahsi bir mücadele değildir. O açıdan kutsal bir mücadeledir, kutsal bir mücadeledir. Buradan söyleniyor son şansımız diyor. Elbette son şansımız değildir ama çok kritik bir eşik. Türkiye ya tarihi yürüyüşüne devam edecek ya da birilerinin müsaade ettiği kadar hakka, hukuka, demokrasiye razı olacağız. Ben orduda sormak isterim. Bu dayatmaya rıza gösterecek miyiz? Göstermeyeceğiz. Göstermeyeceğiz. Bu dayatmalara Mustafa Kemal rıza göstermemiş. Elbette onun izinden gidenler de rıza göstermeyecektir. Göstermeyecektir. Onun taşıdığı irade ve cesareti bugünün Türkiye'sinde hep beraber Anadolu'nun her noktasına yaymak mecburiyetindeyiz. Yaymalıyız. Çünkü zamanın hızla değiştiği ve aktığı bir dönemdeyiz. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Bugün maalesef Türkiye'deki demokrasi açığının bedelini
özellikle gençlerimiz ödüyor. Özellikle kadınlarımız ödüyor. Ama birilerinin umrunda değil. Birilerinin umrunda değil. O diyor ki giderlerse gitsinler. Aynen öyle. Giderlerse gitsin diyecek diyenler Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta onlar gidecek. Onlar gidecek. Bu memleketten kimsenin kimseyi göndermeye hakkı yok hepimiz için. İşte bu Halil İbrahim sofrasında herkese yer var. O nedenle gönlümüzü açacağız, kollarımızı açacağız ve birilerinin Türk milletine deli gömleği giydirme teşebbüslerine karşı ördüğü duvarları yıkıp atacağız, yıkıp atacağız. Alışmış onlar. Söyleyecek söz bitmiş. Şimdi siyaseti kimliklere hapsetmeye çalışıyorlar. Oysa biz Türkiye'nin geldiği noktada tarihi geriye doğru akıtamayız. Bunlar istiyor ki tarihi geriye doğru akıtalım. Sırtını dayayacaklarına, bu büyük geçmişe sırtını döndüler, sırtını döndüler. Şimdi neresinden baksanız evin yolunu bulamıyorlar. Suriye'de attıkları yanlış adımın neticesinde bir PKK devleti kurulur hale gelmiş. Bu yanlışın bedelini muhalefete yüklemeye çalışıyor beyler. Ya siz yaptınız, siz yaptınız. Milyonlarca sığınmacıyı mazlum milletlere her daim bağrını asmış Türk milleti yüreğine basmak zorunda kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlet, hiçbir millet bunu başarabilme imkanı yoktur. Bunu Türk milleti başardı. O açıdan değerli dostlar, değerli ordulular, bir karar anına yaklaşıyoruz. Bu karar anında yarınlarımız için 21 yıldır adeta bir parti olmaktan çıkmış, organize bir şebekeye dönüşmüş, bu siyasi iktidardan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Hani geçmişte partiler kapatılırdı. Şimdi namuslu bir hukukçu olsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olsa bu iktidarı yolsuzlukların odağı olmaktan kapatır, o yodağı olmaktan kapatır. Yolsuzluklar öyle sistematik hale gelmiş ki Türk milletinin milli güvenliğini tehdit eder hale gelmiş. Geleceğimizi heba eder hale gelmiş. Kravatlı bir soygunla milletin yarınları çalınmış. İşte itirazımız bunadır. Kıymetli ordular, size de sormak isterim. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Asla ve kata. Asla ve kata. Ege'de güzel bir söz var, öyle der. Yetti gari der. Yetti mi, yetmedi mi? Yeti versin gayrı. Türk milleti kendilerine yetki istemişler, yetki vermiş. Güç istemişler, güç vermiş. Mutlak güç istemişler, onu da vermiş. Dayanamamışlar en son, dilimizden dökülen kanun olsun demiş. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisindeki bu keyfi rejimle onu da elde etmişler. Şimdi mazeret kalmadı. Mazeret yok ama milletimizi yoksulluğa mahkum etmişler. Milletin rızasını kazanamadıkları için şimdi binbir entrika peşindeler. Cumhurbaşkanına baksanız kendisine oy verenlerin değil 85 milyonun cumhurbaşkanı olmasını başarabilmiş olsaydı bu dili kullanır mıydı Allah aşkına? Ne diyor? Dinsizler, bayraksızlar diyor muhalefete. Allah'tan kork. Ama bilin ki işte bu Emevi siyasetidir. Nasıl
Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını mızrağın uçlarına Emeviler takmışsa, bu iktidar da kendi iktidarlarını korumak için bilesiniz ki hiçbir değeri suistimal etmekten geri durmuyorlar. Bir İçişleri Bakanı var, biliyorsunuz değil mi? Yakınlarda çıkmış, ben biraz tanırım kendisini. Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Şahsi ikballeri için dün söylediklerinizi bugün unutabilirsiniz. Şimdi daha vahim. Ne diyor? 14 Mayıs seçimleri bir darbeymiş. Aslında bu iktidarın sahip olduğu zihniyeti zihninin arkasındakini öne döküyor. Anadolu'da güzel bir söz var. Çok da sevdiğim için paylaşmak isterim. Ne deriz? Takke düştü deriz. Kelle göründü deriz. Bunların zihniyeti bu. Demokrasiye zaten inanmamışlardı. Demokrasiye küfür rejimi diyenler bunlar değil mi? Demokrasiye tağut rejimi diyenler bunlar değil mi? Onlar için demokrasi ve hukuk lehlerine işliyorsa kabulleri, lehlerine işlemiyorsa kabulleri değil. Şimdi bunlar mağduruz da mağduruz diyorlardı. Hani Arap aleminde bir hikaye anlatılır. Hikaye bu ya. Fırtınada ağacın tepesinde yakalanmış vatandaş dua etmeye başlamış. Ya Rabbi demiş. Sağ salim ayağımı yere basarsam 5 kurban. Biraz inmiş 4 demiş. Rabia zannetmeyin bunu ha. Yapamıyorlar. Biraz inmiş 3 demiş. En son ayağı yere basınca ne demiş? Kurban mafiş demiş. Şimdi de bunlar devlet ele geçirdiler ya, demokrasi hak getire, demokrasi mafiş, hukuk mafiş, hukuk mafiş. İşte böyle bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bizim meselemiz sadece bir iktidar değişimi değildir. Bu tarihi eşikte Türkiye'yi, yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği bu küresel iklimde, yeni yeni bölgesel ittifakların oluştuğu bu uluslararası iklimde Türkiye'nin kudret kapasitesine denk bir siyasi akılla, kadroyla, liderle, programla buluşturabilecek miyiz? Buluşturamayacak mıyız? Allah'ın izniyle buluşturacağız. Allah'ın izniyle buluşturacağız. Allah'ın izniyle namuslu insanlarla buluşturacağız. Ne yapacağız? Tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açık ara birinci turda bu işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. O açıdan ordunun iradesi önemli. Ordunun iradesi önemli. Sadece Cumhurbaşkanlığında değil, Millet İttifakı olarak Büyük Millet Meclisi'nde de nitelikli bir çoğunluğu elde edebilmemiz için parlamentoyu da kazanabilmemiz lazım. Kazanabilmemiz lazım. O açıdan mücadelemiz değerli dostlar, değerli ordulular, büyüktür. Kimi tarihi anlar vardır milletlerin, devletlerin tarihinde. İşte o an, o değişimi yapabilirseniz, büyük sıçrama hamlelerinde başarabilirsiniz. Önümüzdeki tarih eşik böyle bir eşiktir. Birileri tek bir davaları var. Tek bir tane davaları var, dava dedikleri. Bir kişinin yargının karşısına çıkmasın diye ailesiyle beraber 3-5 maaş alan, ballı maaş alan yandaşlarıyla beraber bu düzeni devam etsin. Başka hiçbir dertleri yok. Şimdi Sayın Erdoğan 3-4 hafta önce bir seçim beyannamesi yayınladı. Aslında beyanname demeye 1000 şahit lazım. Deyim yerindeyse 21 yılın itirafnamesi.
Millet yetki vermiş, başaramamışsınız. Neyi vaat ediyor? Kendisi getirdiği mülakatı kaldırmayı vaat ediyor. Kendisi getirmiş. Neyi vaat ediyor? Bozduğu ekonomiyi 2002 şartlarına döndürmeyi vaat ediyor. Neyi vaat ediyor? Bunca imar affı çıkarmış, imar aflarını yasaklamayı vaat ediyor. Şimdi bunlara ne diyelim? Ne diyelim? Bunlar istikametini kaybetmiş. İstikametini kaybetmiş. Bunlar yorgun. İşte demokrasinin güzelliği de tam da burada. Söyleyecek sözü bitenler gidecek, söyleyecek sözü olanlar gelecek. Söyleyecek söz bitmiş. Şimdi bir 5 yıl daha versek, 21 yılda yapamadıkları neyi yapacaklar? Neyi yapacaklar? Şimdi dini, milli, hamasi bir takım söylemlerle insanımız, dün Bursa Orhan Gazi'deydim, bir vatandaşımız neredeyse bizim yakamıza yapışacak. Manava gidin, pazara gidin diyor, markete gidin diyor. Soğan, domates alamıyoruz. Ayda bir et görmüyoruz. Şimdi bunları deyince işte onu yaptık, bunu yaptık diyor. Ya kardeşim, karlı dağdan kar mı bağışlıyorsunuz? Bu milletin kaynakları. Daha nelerini yaptık? Siz bir rol aldınız. 80 yıllık cumhuriyetin her manada kurduğu bu altyapıyı tasfiye etmek için rolünüzün gereğini yaptınız. Tarımda özellikle tüm altyapıyı tasfiye ettiler. Kamu iştirakleriyle, Ziraat Bankası'yla, tarım kredisiyle, birlikleriyle, değil mi? Üretim ve fiyat istikrarını sağlayacak bu 21 yılda bir politika icra edememişsiniz. Suçu esnafa buluyor. Suçu başkalarına buluyor. Polatlı'da soğan tüccarını kovalasan ne olur? Kovalamasan ne olur? Göstermelik 3-5 tane, 50-100 tane tarım kredi market açarak onlarca, binlerce, yüzlerce, on binlerce dinamiğin, aktörün, faktörün işlediği bir piyasada fiyatı düzelteceklermiş. Bütün bunlar nafile çabalar, nafile çabalar. O açıdan değerli dostlarım, yükümüz ağır. Yükünüz ağır. Bir millet olma şuuruyla beraber Türkiye'de Millet İttifakı olarak ortaya koyduğumuz bu iradeyi hep beraber taşlandıracağız. Başaracağız. Ve bu aziz milleti yeni bir yüzyıla, anlığa başı dik bir şekilde hep beraber taşıyacağız. Bunu yapacak gücümüz var. Çünkü biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkeyi, bu milleti nereye götüreceğimizi de biliyoruz. Eğer bunun gereğini yapmazsak, önümüz 3-5 yıllık zaman diliminde ifade ettiğim bir programla buluşturamazsak, daha büyük meydan okumalarla bölgemizde de karşı karşıya kalırız. Uluslararası alanda da karşı karşıya kalırız. Değişen şartları göreceğiz. Demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine, bu çağın icap ettirdiği yeni bir boyut ve derinliği hep beraber katacağız. Şimdi eğitim deyince aklıma ister istemez Eğitim Bakanı geldi. Şimdi buraya göndermişler. Bu ordular şanssız diyeyim artık. Biri Tokatlı, biri Trabzonlu. O açıdan kıymetli ordular. Ben tabii orduya gelince orduyla başka bir hususiyetim de var. Nedir o hususiyetim? Ordunun gür sesi Cemal Enginyurt'la beraberiz, değil mi? Zannetmeyin ki İstanbul'da da adayımız falan yok. Kendisi yine tüm Türkiye'yi, başta orduyu, başta fındık,
üreten insanlarımızın hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacaktır. Cemal Bey'i buraya alalım mı? Evet. Evet. Bugün orduya gelince kendisine de burada hep beraberiz. Hep beraberiz. Allah onun da yardımcısı olsun. Ona başını ağrıtan çokça adam var. Epey bir adamın husumetini çekiyor. O açıdan tüm ordulara, ister orduda yaşasın, ister başka şehirlerde ama özellikle İstanbul'da Cemal Bey'i sizlere emanet ediyoruz. Tabi Cemal Bey'le beraber yine ordumuzun milletvekili, değerli başkanımız değil mi? Seyit Bey var, onunla beraber Mustafa Bey var. Tek tek isimlerini saymayayım. Elbette Millet İttifakı var. Onları da size emanet ediyoruz. Kabul mü? Allah'ın izniyle yürüdüğümüz yollar açıktır. Yeter ki milletin vicdan hizasından biz ayrılmayalım. Dün ayrılmadık, bugün de ayrılmadık. Allah'ın izniyle yarın da ayrılmayacağız. Kıymetli ordular, sözlerimi toparlıyorum hemen. Çünkü hasretinizi giderecek 13. Cumhurbaşkanımız, herkesin cumhurbaşkanı, biraz sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben de büyük bir merakla sizlerle beraber burada izleyeceğim. Bugün bu coşkuya ortak olduk. Ben de çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızı, adaylarımızı, Cemal Bey'i, Seyit Bey'i, Millet İttifakı'nın adaylarını sizlere emanet ediyoruz. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili ordulular, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Şu ellerinizi bir kaldırır mısınız lütfen? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya sizlerin huzuruna ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Ordu merhaba. İyi misiniz? Değişime hazır mısınız? Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için hazır mıyız? Söz mü? Söz mü? Bu taraf pek duymuyor galiba. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Son ana kadar, hayatımın son anına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye'yi, onun düşlediği güzel çağdaş uygarlığa, iyi çağdaş uygarlığa hep birlikte ulaştıracağız ve bunun mücadelesini vereceğiz. Kurtarma beraber olacak. Birlikte, el ele ve kol kola. Gençler, önce sizi sesleneyim. Önümüzdeki süreç içinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar
sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençler. Bütün umudum bu ülkenin geleceği size bağlı. Beraber, birlikte gideceğiz sandığa ve oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Demokrasiden yana oy kullanacağız. Alın terinden yana oy kullanacağız. Türkiye için oy kullanacağız. Evlatlarımız, torunlarımız için oy kullanacağız. Ve bir otoriter yönetimi değiştireceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Alın terinden yana oy kullanacağız. Emek harcayandan yana oy kullanacağız. Bu bölge Karadeniz'in iki temel ürünü var. Çay ve fındık. Dolayısıyla temel geçim kaynağı bunlar. Bu konuda çalışan fındık üreticisi, çay üreticisi alınlarının terinin karşılığını almak zorundalar. Emeklerinin karşılığını almak zorundalar. Bunlar tarımı düzeltmek için Güney Amerika'ya gidiyorlar. Güney Amerika'da geziyorlar. Aman burada tarım ne kadar iyi diyorlar. Yahu daha çalışkan insan bizim ülkemizde. Kendi ülkesinden haberi yok, oraya gidiyor. Ama söz verdim, alın teri dökenin emeğinin karşılığını son kuruşuna kadar vereceğim. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Fındık hangi dönem olursa olsun, ne olursa olsun karşılığı 4 dolar eşittir Türk lirası olacak. Unutmayın. Unutmayın, bir tarafa yazın. Bay Kemal gelmişti, orduda söylemişti diyeceksiniz. 4 dolar eşittir Türk lirası karşılığı. Böylece bizim insanımız da kazanacak. Eyvallah, ihraç ediyoruz. Fındık üretiminde dünyada 1 numarayız. Eyvallah. Ama bizim üreticimiz kazanmıyor. Milyon dolarları, milyar dolarları başkaları kazanıyor. Fındığı götürecekler, tekelcilere teslim edecekler. Bay Kemal tekelcilere eyvallah der mi? Eyvallah der mi? Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması lazım. Eyvallah, teşekkürler. Bu emek ürünü, alın teri bu. Bunun karşılığını mutlaka ama mutlaka fındık üreticisine vereceğim. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Yine aynı şekilde 170 lira gibi bir destekleme veriyorlar. Yıllardır hiç değişmedi. Hiç ama hep aynı fiyat. Ya her şey değişti kardeşim. Neden bu fındık üreticisinin fiyatı bir türlü değişmiyor? Tamam, fiyatı neden değişmiyor? Ürünün karşılığı neden bir türlü ödenmiyor? Ödeyeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç meraklanmayın. Ben bunu söylediğim zaman 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 söylerler. Parayı nereden bulacaksın diye. Söylüyorlar da. Emekliye diyorum ki 15 bin lira Kurban Bayramı'nda vereceğim. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Ve arkadaşlar, onlar parayı başka yerler için harcıyorlar. Beşli çetelere para buluyorsun. Yol köprü yapanlara para buluyorsun. Herkese para buluyorsun. Avrolar ödüyorsun. Beşli çetelerin yanında uyuşturucu baronlarıyla da kol kola geziyorsun. Ben onun da farkındayım. Geziyorsun. Gelince emekliye parayı nereden bulacaksın? Parayı bulacağım, söke söke alacağım ve emekliye vereceğim. Bay Kemal'in cumhurbaşkanı olmasını istemeyen iki temel aktör var. Bir, beşli çeteler. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl cumhurbaşkanı yapmayız? Söyledim, benim umudum sizlersiniz. Benim umudum sizlersiniz. Beşli çeteler uğraşıyorlar. Adam tutuyorlar, gazeteciler tutuyorlar, neler neler. Akta ne gelirse yapıyorlar. Ama ben bu ülkenin insanına güveniyorum. Bu ülkenin insanı, benim yüreğimde yeri vardır bu ülkenin insanının. Bu ülkenin insanına hizmet etmek benim boynumun borcudur. Hiç endişe etmeyin. O beşli çeteler bugün var, yarın yoklar. Onların dışarıya götürdükleri paraları da biliyorum. 418 milyar dolar 22 yılda götürdüler.
418 milyar doları getireceğim ve bu ülkenin halkına vereceğim. Yatırım. Türkiye'nin efendim eskiden emekliler emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle ya bir daire alırlardı ya da bir otomobil alırlardı. Öyle değil mi? Şimdi ne araba alabiliyorlar, zaten evin hiç yanına bile yaklaşamıyorlar. Böyle bir şey yok. Şimdi eski mi daha iyiydi, yenisi mi daha iyi? Eğer emekli aylığıyla, emekli ikramiyesiyle, kıdem tazminatıyla bir araba alınabiliyorsa, bir ev alınabiliyorsa, bunun taksitleri belli ölçüler içinde ödenebiliyorsa, o zaman hayat güzel demektir. Ama aldığım kıdem tazminatı veya aldığım emekli ikramiyesi bana yetmiyorsa ve ben ne daire sahibi olabiliyorsam, ev fiyatları zaten ateş pahası, kiralar da ateş pahası ve ben araba alamıyorsam, Allah aşkına benim geleceğe bir umudum olabilir mi? Geleceğe umutla bakabilir miyim? Bakın sevgili ordular, şunu söylüyorlar. Gençler dışarıya gitmek istiyor. Dışarıda çalışmak istiyor. Efendim dışarıda daha iyi bir hayatım olacak diyor. Bir gerçeği anlatayım. Bunu dikkatle dinlemenizi isterim. Benim kuşağım, yani bizim emeklilerin kuşağı, biz babalarımızdan daha iyi bir eğitim gördük ama onlardan daha iyi bir hayat standardı yakaladık. En azından evimiz oldu, arabamız oldu vesaire. Ama şimdi evlatlarımız bizden daha iyi eğitim almalarına rağmen alacakları ücretle, yani asgari ücretle ne ev alabilirler ne de hayat boyu araba alabilirler. O nedenle diyor ki Kanada'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Almanya'ya gidersem asgari ücrette de olsa hem evim olur hem arabam olur diyor. Dolayısıyla daha rahat bir hayat standardı yakalarım diyor. Gençler benim size sözüm var. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Bu ülkeyi büyütecek olan sizsiniz. Bu ülkeyi kalkındıracak olan sizsiniz. Dolayısıyla benim size sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak. O hedefi gerçekleştireceğim. Bir şey daha. Askere gittiğimizde hudut namustur diye bir tabela görürdük. Sınır namustur. Yani buradan hiç kimse geçemez. Geçtiği zaman olmaz. Namusu ihlal etmiş oluruz diyorlar. Öyle diyorlardı, eyvallah. Şimdi 3 milyon 600 bin Suriyeli resmi rakamlara göre geldi. Gelen Afganların sayısını da bilmiyoruz. Allah aşkına bu sınır neden yol geçen haline döndü? Ama benim bu millete bir sözüm var. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. En geç 2 yıl içinde. Bunu da ordulu kardeşlerim bir tarafa yazsınlar. Efendim gönderemezler. Şunu yapamazlar. Bunu yapamazlar. Göndereceğiz efendim. Göndereceğiz. Göndereceğiz. Arzu ederlerse bizim ülkemize tatil yapmaya gelebilirler. Hatta sınır yakın düğünü Türkiye'de yapabilirler. Her türlü imkan var zaten Türkiye'de. Ama herkes kendi ülkesinde yaşayabilmeli. Kendi ülkesinde yaşamak daha güzel. Biz kendi ülkemizde yaşamak istiyoruz. Onlar da kendi ülkelerinde yaşasınlar. Yine komşuluk ilişkilerimiz güzel devam etsin, iyi devam etsin. Hiçbir sorunumuz yok. Afgan kardeşlerimizi de yine kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bakın Suriyelilerin yaşadığı dram. 18 saat çalışıyorlar. Sigorta primleri yok. Vergi ödemiyorlar. 18 saat çalışıyorlar. Yarın bunlar yaşlandığı zaman kim bakacak bunlara? Avrupalılara da seslendim. Eğer siz bize güveniyorsanız bize güvenmeyin. Bize güvenmeyin. Kardeşim burası mültecilerin karargahı mı olacak burası? Yani burası yol geçen hanı mı olacak burası? Ben senin tampon bölge mi olacağım? Bunu kabul etmiyoruz.
Bizim milliyetçilik anlayışımız çok farklı, onlara benzemez. Bizim milliyetçilik anlayışımızın temelinde Kuvayi Milliye vardır, Kuvayi Milliye. O nedenle Avrupalılara da söylüyorum. Kardeşim kusura bakmayın. Ya gelin bu sorunu çözün. Onların evini, yolunu, okulunu bizim müteahhitler yapsın. Onları gönderelim. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Bütün yük bizim sırtımıza binmesin. Bunu söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Fisko Birlik Cumhuriyet'in temel kuruluşlarından birisidir. Üreticinin dostu olmak zorundaydı. Öyleydi de. Ama sonra göbeğini kestiler, bir tarafa bıraktılar. İşlevsiz kaldı. Fisko Birliği de Çaykur'u yeniden inşa edeceğiz. Çaykur'daki taşeron işçileri de, karayollarındaki taşeron işçileri de hepsini kadrolu hale getireceğiz. Göreceksiniz. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımını bitireceğiz. Şu propagandayı yapıyorlar. Efendim bunlar gelirse bütün sosyal yardımlar kesilir. Bütün yardımlar kesilir. Hayır efendim. Hiçbir yardım kesilmeyecek ama yardım yapılırken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yardım yapılırken insanın onuru ve haysiyeti korunacak. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Buranın biliyorum. Hoş Kur'an Melojan Nibük diyorsunuz. Biz bunları her gün yerük. Sana söz, baharlar gelecek. Biz bu işi sandıkta bitiririk. Eyvallah. Sandıkta bitirmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Diyorlar ki gideceklerini biliyorlar. Efendim 14 Mayıs'ta eğer Millet İttifakı kazanırsa bu bir darbeymiş. Akla ziyan. Akta ziyan gerçekten. Akta ziyan. Ya seçim tarihini belirleyen siz. Meclisi fesheden siz. Vatandaşa sandık kurduran siz. Kimlerin oy kullanacağını belirleyen siz. E gidince darbe oluyor. Darbe değil. Demokrasi, demokrasi. Sandıktan demokrasi çıkacak. Demokrasi çıkacak. Demokrasi çıkacak. Bir şeyin de altını çizeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Bütün mütedeyin kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sandığa giderken Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre oy kullanın. Ya Allah rızası için ya. Bir de şu kul hakkı yiyenlere oy vermeyin kardeşim. Oy vermiyorum deyin. Ben söylüyorum. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin diye. Onlar söyleyemiyorlar. Çünkü ne yediklerini ben gayet iyi biliyorum. Neler götürdüklerini gayet iyi biliyorum. Malı nasıl götürdüklerini de gayet iyi biliyorum. Manhattan'daki gökdelenlerini de biliyorum. Muhammed Ali Kley'in çiftliğini kimlerin aldığını da biliyorum. Ordular ve bütün Türkiye. Hiç endişe etmeyin, o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Tamamını. Ordunun dereleri yazıyor. İlkokula Van'ın Erciş ilçesinde başlamıştım. O zaman bir öğretmenimiz müzik dersine gelirdi ve bize Ordu'nun Dereleri türküsünü söyletirdi. Hayatımda öğrendiğim ilk türkü Ordu'nun Dereleri'dir. Olağanüstü güzel bir türkü. Benim hayatımda da çok özel bir yeri var bu türkünün. Dolayısıyla Ordu'da olmak, sizlerle beraber olmak benim için de gurur vesilesi, onu da belirtmek isterim. Arıcılar, dünyada iki numarayız arıcılıkta. Fındıkta bir numara, arıcılıkta da bal üretiminde de dünyada iki numarayız. Dolayısıyla Ordu'nun bizim tarihimizde de, dünya tarihinde de, fındık ve bal üretimi tarihinde de Ordu'nun özel bir yeri var. Dolayısıyla Ordulular, size şükran borçluyuz. Hepimiz şükran borçluyuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hiç endişelenmeyin. Sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Hep birlikte gidelim. Hep bir bayram havası içinde gideceğiz. Yanımıza mutlaka geçen dönem AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren bir kardeşimizi de alın. Ya gel kardeşim ya.
Eskiden daha güzeldi, bunlar bizi perişan ettiler. Soğan bile alamaz hale geldik. Mutfaklarda yangın var. Neyin ne olacağı belli değil. Artık değiştirelim, değişimin zamanı deyin. Ve beraber gidelim, oyumuzu kullanalım. Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Güzel bir Türkiye'yi inşa edelim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edelim diye sandığa gidin. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Arkadakiler söz mü? Söz mü? Söz mü? Ekrem Başkan'ın söylediği güzel bir şey var bitirirken. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum bu ülkeye. Baharı getireceğiz, baharı. Söz veriyorum. Konu komşu hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Kamplaşma olmayacak. Kırılganlık olmayacak. Tanımasak bile caddeden geçerken güler yüzle tanımadığımız bir insana selam vereceğiz. Kucaklaşacağız. Ya biz aynı toprağın insanıyız. Aynı ülkenin insanıyız. Niye kamplaştık? Niye kavga ediyoruz? 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyon insanı kucaklayacağım. Bunun sözünü veriyorum. Siz söz verdiniz, benden de size söz. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağım. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Sayın milletvekili adaylarımızı buraya davet etmek istiyorum. Millet İttifakı il başkanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Ben Kemal, geliyorum. Yok ki burada bir taraf, adalete güzele taraf olmaz. Milletvekili adaylarımız da gelsin lütfen, sayın bakanlarım da buraya gelsinler. Artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm. Sevgili ordulular, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Teşekkürler sevgili ordulular. Yüreğinize, nefesinize sağlık. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarımızı sizlere Allah'a emanet ediyorum diyor. Balkonlarından, camlarından el sallayan sevgili ordulu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili ordulular. Sana söz. Hoşça kalın sevgili ordular. Haydi. 14 Mayıs'ta ordu kararını vermiş diyor. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Hoşça kalın sevgili ordular. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyor sizlere. Ordunun misafirperverliğine, ordunun ev sahipliğine çok teşekkür ediyoruz. Adaylarımızı sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.